Bu motor adama kredi çektirir, yuva yıkar, insanı borca harca sokar. Bu motor insana her şeyi yaptırır. Aleyküm diyoruz. Kozmik Motorcu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 silindirlilerin şahıyla beraberiz arkadaşlar. İşin sonu diyebilirim artık. 3 silindir deyince tamam MV Agusta geliyor akla. Yamaha'nın MT'si geliyor, MT9'u geliyor. Ama İngilizlerin arkadaşlar bu Speed Triple RS1050'si çok başka dünya gerçekten. Motosikletimizin frenlerinden bahsetmek istiyorum size. Ön tarafta çift diskimiz var. 320 mm kalınlığında Brembo fren sistemimiz var. Radyal frenlere sahip ve 4 pistonlu arkadaşlar. Yani bu motorun durmaması imkansız. Neden böyle bir fren sistemi var? Çünkü gidiyor. Arka tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar çift pistonlu 250 mm'lik diskimiz bulunuyor. 148 beygir güce sahip. Ama bu motosiklet 189 kilo arkadaşlar. Yani şaka gibi bir güç üretiyor gerçekten. Aynı zamanda da 117 Nm torka sahip. 0-100'ü tahmin ediyorum ki 3 saniye civarındadır. Sıkarsanız asfalt düzgünse, kilonuz da hafifse 2,5'ları falan zorlarsınız. Yani tekere gelmemesi imkansız diyebilirim. Bu motosikleti kullanırken yaşayacağınız şeyler benzersiz olacaktır. Çok iyi bir oturuş pozisyonu var. Yani isterseniz bunlar racing gibi bir viraj performansı da sağlayabilirsiniz. Top speed yapmak istediğinizde öne doğru kapanabilirsiniz. Buradaki gidon mesafesi çok güzel. Ve öyle bir aerodinami var ki arkadaşlar üzerinde, yani adamlar hesaplamış hem rüzgarın akışı hem kapandığınız zaman dirseklerinizin depoya olan teması, yani şu pozisyon çok güzel. Aynı zamanda koruma takozlarının yeri de çok güzel. Yani evet diziniz değiyor depoyu sıkarken ama herhangi bir şekilde ben mesela 1.82-1.83 boyundayım. Dizimi geri çekme hissiyatı hissetmiyorum. Ayağım peklere basarken rahat bir şekilde depoyu da sıkarak üstünde kapanabiliyorum arkadaşlar. Tabii ki böyle naked bir motosiklet aldığınız zaman karşılaşacağınız en büyük handikap rüzgar. Bu motosikletle 200 km, 220, 230 km hızların üzerine çıktığınız zaman mutlak bir rüzgarla karşılaşacaksınız. Tavsiye ediyor muyum? Tabii ki etmiyorum. Bence bu motosikletin işi daha böyle akselerasyonunu kullanmak üzerine, ani hızlanmalar, ani yavaşlamalar, işte atik viraj performansları, bunlar da size mükemmel cevap verecektir. Yakıt olarak zorlasanız 7 litre civarı yakan bir motosiklet arkadaşlar. Aynı zamanda 15 litre gibi bir tankımız var. 15 litreyi de doldurup yani günümüzün fiyatıyla ortalama 300-350 lira gibi bir maliyete, yani bugün 2023 Nisan ayındayız arkadaşlar. Bu performanslı bir motor için bu yakıt gerçekten tartışılmaz düzeyde iyi. Gördüğünüz gibi arkada çok güzel bir masum duran ama pek de masum olmayan bir artçı bölümümüz var arkadaşlar. Ben bu motosiklette şahsen bir artçı almayı tercih etmem. Bir artçının da buna binmesini istemem. Çünkü gerçekten aşırı aşırı derecede güçlü bir motosiklet. Tamamen yarış genlerine sahip bir motosiklet. Naked gibi durduğuna aldanmayın. Bir racing'den, bir pist motosikletinden bence farksız. Bu gördüğünüz artçı serisi arkadaşlar çok kolay bir şekilde yerinden çıkıyor. İsterseniz buraya orijinal kendi monokapak aksesuarını da takarak daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz. Motosikletimizde 5 tane sürüş modu var. Bir tane Rider diye bir mod geliyor ilk başta karşımıza. Rider mod sizin kendi sürüş kabiliyetinize, sürüş yeteneklerinize göre şekillendirdiğiniz bir sürüş profili. İsterseniz ABS'yi iptal edin, traction kontrol, çekiş kontrolünü devre dışı bırakın. Her şey size kalmış. Diğer modumuz yağmur modu, rain modu var arkadaşlar. Güvenli sürüşü de Triumph sunmayı ihmal etmemiş.
Gaz hassasiyeti, buradaki map kontrolü, dizaynı tamamen değişiyor arkadaşlar. Uysallaşıyor. Sürüş güvenliğinizi üst düzeye çıkartan bir gaz kontrolü var diyebiliriz. Bir diğer modumuz ise road modu arkadaşlar. Bu da tahmin edeceğiniz gibi uzun yolda rahat rahat kullanabileceğiniz bir sürüş modu. Bunlar tabii fabrikasyon olarak ayarlanmış. Siz bunların dışında bir ayar yapmak istiyorsanız en baştaki rider modundan kendinize göre şekillendirip değiştirebilirsiniz. Bir de track diye bir modu var arkadaşlar. Bu da Allah ne verdiyse modu. Piste girdiğiniz zaman işte ABS'yi falan iptal ediyor. Zamanlama ekranları açılıyor falan. Kullanışlı bir sürüş modu diyebiliriz pist anlamında. Üzerinde Arrow egzozları görmüşsünüzdür. Fabrika çıkışı üzerinde geliyor arkadaşlar. Karbon malzeme kullanılarak da ekstra hafifletilmiş bir yapıya sahip. Ön çamurluğumuz, yan karenajlarımız, egzozun üzerindeki koruma kapağımız, bunlar hep karbon, ağırlıktan hep tasarruf arkadaşlar. Dolayısıyla da üzerindeki beygirin ve torkun hakkını fazlasıyla veren bir yapıya sahip. Cruise kontrolümüz de var. Uzun yolda giderken rahatlıkla hız sabitleme özelliğini kullanarak konforlu bir sürüş yakalamamız mümkün. Piyona bile gayet şık gözüken, hem hafif hem de performansa yönelik, yine performanstan ödün vermeyecek bir jant dizaynımız var. Ve tabii ki arka taraf tek maşa. Tek maşa olduğu için de sahip olduğumuz torku, beygiri asfalta vuruyor arkadaşlar bu motosiklet. Bir yağ soğutma ünitemiz var arkadaşlar. Çelik fren hortumlarımız da var arkadaşlar. Ön frenimiz yine Brembo merkezi ve MCS manet var arkadaşlar üzerinde. Aynı zamanda burada basınç değerlerini ayarlayabileceğiniz bir mekanizma da mevcut. Yani tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz bu motosikleti. Frenleri tamamen kendi parmak kas kontrolünüze göre şekillendirebiliyorsunuz. Ön amortisörlerimizde preload özelliği var. Biraz daha kolay bir hale getirilmiş. Burada preload ayarlarımız var. Ön amortisörümüzün rebound'unu, bounce'unu, kompresyonunu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Arka taraftaki canavar öhlislerimizde de arkadaşlar preload'umuz mevcut. Tereyağı gibi ayarlayabileceğiniz çok güzel, çok narin, böyle ince bir işçilik yapmış adamlar. Gayet kolay bir şekilde arka amortisörünüzün de tepkimelerini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güçlü bir motosiklet kullanırken bu ayarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kontrolsüz, bilinçsiz bir amortisör ayarıyla yola çıkarsanız arkadaşlar, biraz da gazlamaya başlarsanız motosikletinizde çırpmalar meydana gelecektir. Tank slapler yaşanacaktır. Böyle bir şeyin olmasını tabii ki kimse istemez. Evet, bir diğer merak edilen konu. Genelde İngilizlerde, İtalyanlarda hep böyle bir soru işareti vardır. O da nedir? Servis ağı, yedek parça maliyeti, bir kronik arıza olursa Allah ne yapacağız falan filan. Üst segment bir motosikletimiz olduğu için, İngiliz malı olduğu için yedek parçaları haliyle bizim ülke koşullarımızda, altını çiziyorum, birazcık pahalı. Ama servis ağı ülkemizde mevcut arkadaşlar. Neredeyse her şehirde bu motosikleti rahatlıkla servise götürüp bakımlarını yaptırıp yedek parça ihtiyacınız olduğunda yedek parçaları temin edebileceğiniz bir süreç mevcut. O yüzden düşünmeden rahatlıkla bu motosikleti alabilirsiniz. Kameranın arkasında da bu motosikletin sahibi var arkadaşlar. Şimdi onu konuk edeceğim. Seksi bir ses tonuyla falan. Şu an çok seksi çıkıyor abi sesin. Nereden anladın? Şimdi bu canavarın sahibi sevgili Serkan abimiz yanımızda. Serkan Oğuz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Selamlar, merhaba. Aynı zamanda motosikletinizle ilgili sigorta, poliçe işlemleri falan varsa onlarda da doğru adres burası tabii ki arkadaşlar. Rakibi yok yani. En uygun fiyatı buradan alabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'dan Serkan Oğuz diye takip edebilirsiniz. Teşekkür ettim. Abi öncelikle ben teşekkür ediyorum. Kozmik Motorcu'ya konuk oldun. Canavarınla beraber. Estağfurullah, sağ ol. Böyle bir inceleme fırsatımız oldu. Tabii anlatmadığım bir sürü daha detayı vardır. Ya biraz detaylı bir motor. Kullandıkça kendi kendine çözebileceğin, biraz tecrübe isteyen, uzun vadede tanıyabileceğin bir motor. Öyle bir videoda tabii ki hepsini açıklamak oldukça zor oluyor. Ama oldukça kaliteli, parasını karşılığını fazlasıyla hak eden bir motor. Tartışmasız bir şekilde tavsiye ederim. Fiyat performans anlamında verdiğin paraya karşılık aldığın kalite, yani her şeyle kusursuz bana göre. Şöyle bir sorun var. Ekleyecek bir şey bulamıyorum üstüne yani ekstradan. MT09. Kullandım. İki son tane kasa. Vardı. SP kasa bir de. Dolular dolusu. Yoksa bu mu? Tartışmam bile açıkçası. Ama o motor da çok güzel. Onu da kötülemeyeyim. Onu da yıllarca kullandım. Evet. İki tane 9'um oldu. İkisi de birbirinden güzeldi. Keyif verdi. Ama çok ayrı karakterlerde. Oturuş pozisyonu ayrı. Ağırlık merkezi çok farklı. Viraj hakimiyeti çok farklı. Kafadan dalmaları çok farklı. Gidon çırpması zaten bu tarz konular söz konusu bile değil de. Ön tarafın yere olan baskısı çok net bir şekilde hissediliyor kullanılırken. O da kendi sınıfında güzel bir motosiklet. Ama fiyat performansı olarak bakıldığında paranın karşılığını hunharca alabileceğin
bir motordur bu Triumph. Gerçekten yani, yığmışlar üstüne malzemeyi. 3 silindir olduğu için ben kıyasladım. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu arada 190 taban lastik var arkadaşlar arkada. Doya doya yol tutuş, doya doya viraj, top speed ise top speed her şey yapabilirsiniz. Abi ben senin sürüşünü biliyorum. Sen böyle malına biraz değer veren, üzmeye sıkmayan bir adamsındır. Olabildiğince. Bunda ama yine de bir top speed merakın denemen olmuştur. Yani ki, nereye kadar gidiyor diye. İstanbul'dan ortalama gidip, gördüğün hani üzmeden sıkmadan gördüğün bir hız var mı? Nedir? Valla anında 266'ya geldim. Ekranda tabii kırmızı yanmaya başlayınca sonuna geldiğimi anladım. Daha da devam eder miydi? Pek zorlamayı sevmiyorum. Ha, bir yeterli de Makers yani. Yeterli bir süratti. Göreceğimi gördüm açıkçası orada. Çok iyi. Ama çok da aramıyorum. Ama ara hızlanmaları, ivmelenme, akselerasyonu, esnekliği, gaz tepkimesi çok iyi özellikle. Yani istediğin kadar gazı aç. Böyle saçma sapan bir güç geliyor ama değerinde geliyor. Bir anda fırlamıyor da lineer şekilde çıkıyor. Map'i güzel yapmış adam. Farklı. Shifter'ından inanılmaz benim onu söylemeden geçemeyeceğim. Zaten birçok videolarda da görüyorsunuzdur. Bu shifter'ın çalışma prensibi çok güzel Triumph'ta. Yukarı aşağıya tabii ki. Kaç kilometre şu an? 9500 civarında bir kilometresi. Bebek ya. Daha bakıma götürme fırsatım da olmadı açıkçası. Ama o tarz Desmo gibi ağır bakımları olan veya belirli bir kilometreyi işaret eden, hedef gösteren bir bakım periyodu yok diyebiliyorum. Standart 10.000'de bir. Ama biz tabii arada kıl olduğumuz için olabildiğince sık yağ değiştirmeyi tercih ediyoruz. Genelde benim tavsiyem de 3000-4000 aralığı arkadaşlar. Özellikle yakıtını söyleyebilirim. Yakıtı beni çok şaşırtmıştı. 5-8 benim, 5-6. Yani 6.5'u bir kere gördüm. O da çok hep gazlı gittin. Ondan sonra azalınca, tempo düşünce otomatikman ortalama da düşüyor gittiğin mesafeye göre. Ama en nihayetinde üzerindeki makinenin büyüklüğüne bakılırsa yaktığı yakıt gerçekten bana göre çok önemli. Ama MT9 da öyleydi. O da az yakıyordu. Evet, MT9 da az yakıyordu. Hani böyle 7'leri falan CC girip... CC farkı var ama bu 1050 CC baktığın zaman beygir daha yüksek, tabii. Tork daha yüksek ama ve MT9'dan bence az yakıyor bu değerlere baktığın zaman. Anca işte full depo, tapa gaz bitirene kadar gidecek bir yol bulup da gidersen belki o zaman 7-7.5'ları, 8'leri belki buldurabilirsin ama onun üstü mümkün değil, zor yani. Virajlarda nasıl daha? Viraj da çok iyi. Yani artçı videoda... aldın mı arkana hiç? Artçıyla yolculuk yaptın mı? Yorumu nasıl oldu? Artçı ben pek almıyorum. Eşim çok sevmiyor açıkçası. Biraz da korkutuyor. O yüzden tarz değişikliği yapmamın en büyük sebebi de zaten onun da benimle birilerlere gelme, gezme ihtimalini düşünerek biraz da artık boyum, yaşım gereği biraz daha dik oturabildiğim bir motor tercih ediyorum. O yüzden satıyorum. Yoksa hiçbir memnuniyet istediğim söz konusu değil. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Abi çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Motorunu bize sunduğun için, paylaştığın için. Her zaman. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Herkese güvenli sürüşler diliyorum. Ekipmanlarınızı takmayı, kullanmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.